Herkese merhaba, ben Balyo'nun kurucu ortaklarından Esra. Balyo'da iş geliştirme üzerine çalışıyorum. Balyo, farklı bankalardaki vadeli mevduat ve döviz hesaplarınızı tek bir platformda yönetirken sizi bir sonraki yatırımınıza hazırlayan bir mobil uygulamadır. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar bize büyük küçük yatırım yönetiminin aslında ne kadar önemli olduğunu ve günlük yaşantımıza daha fazla dahil olması gerektiğini gösterdi. Yapılan son araştırmaları da incelediğimizde Türkiye Bankalar Birliği'nin yayınladığı rapora göre sadece mobil bankacılık kullanan müşteri sayısının geçen yıla göre %32 artış göstererek 37 milyonluk bir değere ulaştığını görüyoruz. Aynı zamanda vadeli mevduat 43 milyarlık bir hacimle Türkiye'deki en büyük hacme sahip ikinci yatırım aracı. Yani kullanıcılar küçük de olsa yatırımlarını risksiz sayılabilecek yatırım araçlarında değerlendirmeyi hedefliyorlar. Ve kullanıcılar, e, Bali ile çözdüğümüz temel problemlere de baktığımızda kullanıcıların, banka müşterilerinin kendilerine özel diğer bankalardaki yatırım fırsatlarını görüntülemeye vakitlerinin olmaması ve fırsatları kaçırması ve telefonlarında ortalama 3'ten fazla mobil uygulamayla bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Balya içerisinde kullanıcılar saniyeler içinde yatırım fırsatlarını görüntüleyebiliyorlar ve yatırımlarını doğru konumlandırdıklarından emin olabiliyorlar. Onboarding sürecimizden sonra kullanıcılar yatırım bilgilerini balyaya girdikleri ilk andan itibaren balya tarafından bir bilgi iletimi sağlanıyor. Bu sayede vade sonundaki stopaj kesintisi gibi bir sürprize karşılaşmıyorlar ve net kazançlarını daha iyi anlayabiliyorlar. Ve biz bu süreçte kullanıcıların yatırımlarını daha şeffaf ve objektif bir platformda yönetmelerini sağlıyoruz. Döviz yatırımlarına yönelen kullanıcılar ise mevcut banka hesaplarının piyasa etkileriyle canlı bir şekilde izleyebiliyorlar ve diledikleri bankaların döviz kurlarını takibi alıp hızlıca aksiyon alabiliyorlar. Aynı zamanda yeni güncellememizde eklenen hesaplama aracımız sayesinde mevcut bireysel banka hesaplarıyla güncel faiz oranlarını karşılaştırabiliyorlar. Yeni yatırımlarını seçebiliyorlar ve balya içerisinde bu yatırımın takibini biz gerçekleştirebiliyoruz. Ve toplam yatırımlarını ana sayfadan kolay bir şekilde görüntüleyebiliyorlar. Aynı zamanda biz balyanın içerisinde bir kişisel bildirim sistemi geliştirdik. Bu sayede kullanıcılar balyanın içerisinde bulunmasalar bile biz onlara vade günü, güncel faiz oranı değerleri ve piyasa etkisi bildirimleri atarak onları yatırımlarından daima haberdar edebiliyoruz. Kısa zamanda en büyük hedefimiz 2019'un sonuna kadar Balyan'ın içerisinde aktif bir şekilde 4 milyon TL'yi takip edebilmek. Kilometre taşlarımızı incelediğimizde de Balya Ağustos 2018 ayında kuruldu. İlk versiyonumuzu Ekim ayında yayınladık ve yüzden fazla aktif kullanıcıyla beraber Kodip Kredi programını tamamladık. Daha sonra K-Works Fintech programına devam ederek ikinci bir versiyon yayınladık. Bu versiyonda da 100, 300'den fazla beta kullanıcısı başvurusu aldık ve beta sürecinin sonunda elde ettiğimiz verilere göre uygulamamızı yeniden tasarlayarak yeni özellikler ekledik ve Kasım 2019 ayında da yeni versiyonumuzu piyasaya sunduk. Avrupa'da PSD2 benzeri olan bir yasa olan 6493 ile aslında Türkiye'de tüm banka hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilmenizin önü açılmaya başladı. Biz de balya olarak bir buçuk senedir bankalarla bu konu hakkında yakından görüşüyoruz. Yani kendimizi teknik anlamda bu sürece iyi hazırladık. Balya'yı 4 kişilik bir ekiple geliştiriyoruz. 2 yazılımcımız, 1 dijital pazarlamacımız ve 1 iş geliştirmecimiz var. Bu ekip yaklaşık 2,5 senedir farklı bir girişimde de olsa birlikte çalışıyor. Aynı zamanda biz balya yeni yatırım araçlarını ekleyebilmek için değerli akademisyenlerle birlikte çalışıyoruz. Profesör Selva Demirak uzun süre Merkez Bankası ve FED'de çalışmalar sürdürerek şu anki akademisyenlik hayatına Koç Üniversitesi'nde devam ediyor. Profesör Yaman Erzurumlu ise Türkiye'nin pek çok farklı üniversitesinde akademisyenlik yapmıştır. Şu anda mevcut olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde akademisyenliğe devam ediyor. Birden fazla yatırım hesabınızı balya içerisinde daha pratik bir şekilde yönetmek isterseniz QR kodu okutarak siz de uygulamayı indirebilirsiniz. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz.